Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkiler olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Bu videonun konusu Toko Kripto olacak. Bu videodan sonraki videoların konularını görmek için kanalın community yani topluluk sekmesine gelip en son anketteki sırayı izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra LOB, HNT, ICP şeklinde devam edecek. Daha sonra şuradakileri inceleyeceğim. En son ankettekileri inceleyeceğim. Ondan sonra bu kanalın kendi token'ı ile harcama yaparak bir sonraki videonun konusunu sizlerin seçebildiği merkeziyetsiz bir sisteme geçeceğiz. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız kanaldaki 1000 takipçi, 5000 takipçi ve 10.000 takipçi videolarını sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Hemen bu videonun konusu olan Toko Kripto'ya gelelim. Benim videoyu hazırladığım esnada TKO, Toko Kripto 400. sırada ve 150 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganına önce bir bakalım. Web sitesini tıklıyorum. Bu sayfa açılıyor. Bu sayfa aslında Toko Token'ın asıl web sitesi değil. Sayfayı şu sağ üst taraftan İngilizce çevirdikten sonra sayfanın en üstündeki şuradaki linki tıklıyorum ve Toko'nun kendi sitesine giriyorum. Yani TKO Token'ın kendi sitesine. Bu da konuyla bağlantılı. Fakat TKO Token'ın asıl sitesi burası. Slogan şu: The Power of JeFi, DeFi ve NFT demiş. Buradaki JeFi dediği şey Centralized Finance, yani merkeziyetli finans. DeFi merkeziyetsiz finans ve NFT. Hemen altında da Holistic Blockchain Ecosystem in Indonesia diyor. Endonezya'daki bütünleşik blockchain ekosistemi. Yani bu slogandan şunu anlıyoruz: bir merkeziyetli finans sistemleri var, merkeziyetsiz finans sistemleri var, NFT sistemleri de var. Ve hedef olarak Endonezya'yı hedef almışlar. Bütünleşik ekosistem diyor. Sadece Endonezya'yı neden hedef aldıklarını az sonra konu detaylarına girdiğimde birazcık daha iyi anlayabileceğiz. Şimdi bu iki sitede açık dursun. Şuradaki YouTube'u kapatalım ve hemen gelelim buraya. Önce sirkülasyon kaynağı ve toplam kaynağı kontrol ediyoruz. Her zamanki gibi sirkülasyon kaynağımız 75 milyon, toplam kaynağımız 500 milyon görünüyor. Doğru mu kontrol edelim. Explorers'ta Binance Smart Chain linki var. Tıklıyorum. Bu bize şunu gösteriyor: Binance Smart Chain'de bir token bu. Toplam kaynak 499 milyon görünüyor burada. Zaten burada da 500 milyondu. Bunu doğru varsayıyoruz. Aşağıdan Holders'a geliyoruz. Holders'ı açar açmaz karşımızda şöyle bir şey çıkıyor. %80'i tek cüzdanda var. %11'i de ikinci bir tek cüzdanda duruyor. Bu iki cüzdanın toplamı %91. %91'i projenin hala sirkülasyona tam anlamıyla dağılmış değil aslında. Gidip bu %91'lik bir hesabı buraya yaparsak zaten %10'u bunun 50 milyon. Aslında bu 75 milyon bile tam dağılmamış gibi görünüyor. Ama yine dağılmış varsayabiliriz. Çünkü buradaki %80 ve %11'i de takımdaki birkaç kişi olabilir veya birkaç tane yatırımcı olabilir. Hala takımın elinde duruyor olabilir. Belki böyle bir teferruat olabilir. Yani 15-20 milyonluk bir rakam için dıdısının dıdısına kadar hesap yapıp buradaki yanlıştır demeye gerek yok. Buradaki veriyi şu anda doğru kabul edebiliriz. 75 milyon ve 500 milyon doğru kabul ediyorum. Altında bir max supply var. Soru işareti koymuşlar. Yani buna da 500 milyon yazabilirlerdi. Çünkü bu bir token ve sadece Binance Smart Chain'de var. Toplam kaynak ve maksimum kaynak aslında sabit kabul edilebilirdi. Bu max supply'a soru işareti yazılmasının birçok sebebi var aslında. Birincisi, bu proje ilerleyen günlerde kendi blockchain'ini çıkartacak olabilir. Kaynak değişebilir. Bu proje ileride başka bir blockchain üzerine sıçrayıp toplam kaynağında, maksimum kaynağında oynama yapacak olabilir. Veya bu proje sadece Binance Smart Chain'in üzerine token'ının kontraktını yerleştirdiğinde bu kontraktın içerisine toplam kaynağın maksimum cap'ini oynatabilir bir trik de koymuş olabilir. Böyle bir sürü teferruat var. Ama bunlara şimdilik biz takılmıyoruz. Burada bunlar olabilir, olmayabilir. Olsa bile bunlar çok fazla oynatmıyor toplam kaynağı. Problem yok. 75 milyon zaten hali hazırda 500 milyon da düşük bir rakam. Bu rakamın düşük olmasının sebebi, grafiğe geliyorum. Proje zaten başlayalı çok çok uzun bir zaman olmamış. 2021 Nisan'da CoinGecko'ya girmiş ve grafik konsolidasyonla henüz tamamlamış bir proje değil bir proje. Sirkülasyon kaynağımız düşük. Grafiğimiz henüz konsolidasyonunu tamamlamış değil. Ha, normalde 1-1,5 yıla kadar ulaşmış projeler grafikte konsolidasyonlarını aşağı yukarı tamamlamış noktaya gelebiliyorlar. Toko için bunu söylemek şu anda mümkün değil çünkü sirkülasyondaki miktar henüz çok düşük. Toko'nun
ekibi bu durumu bildiği için aslında burn yapıyor. Burn de yani tokenları yakıyorlar. Şu anda burada 500 milyon değişmiyor CoinGecko üzerinde ama buradaki 499 milyon değil o mevzu. Şuradaki rakam değil yani. Buradan birazcık daha düşük. Burn yapa yapa bu 500 milyonu aslında ufak ufak düşürüyorlar. Yani bunu 450 milyonlara kadar düşürüp daha sonra birazcık da sirkülasyona daha çok token sokup 150-200 milyonlara getirebilirler. Ondan sonra proje yönünü daha da çok belli eder. Az sonra biraz daha yorumlarımı yapacağım. Söylediğim gibi sirkülasyon kaynağımızda ve grafiğimizde biraz riskler var proje için. Borsalara geldiğimiz zaman göreceksiniz ki sadece büyük borsalara girmişler ve Binance de bunlardan bir tanesi. Toko Kripto az sonra birazcık daha içerisine girip baktığımız zaman göreceğiz ki zaten en büyük partneri Binance olan Binance'in de tuttuğu projelerden bir tanesi. Az önce söylediğim gibi Endonezya'yı hedef almış aslında bir nevi Binance'in bir klonu gibi bir proje bu. Neden? Çünkü Binance Endonezya'da çok çok güçlü bir pozisyona gelmiş değil şimdiye kadar. Endonezya'nın kendine has bir algı yapısı var. Benim de hanım Endonezyalı, o yüzden birazcık daha iyi biliyorum Endonezya konusunu. Orada birazcık algı farklı, insanların hayata bakışı farklı ama herkesin elinde cep telefonu var, sosyal medya çok güçlü. Yani ama bu NFT'yi falan entegre etmek birazcık daha zor. O yüzden Binance Endonezya işi bilenlere bırakıyor. Endonezya'da bir ekip geliyorlar, Toko Kripto'yu kuruyorlar ve Binance'te tam partnerlik oluşturuyorlar ve Binance'in Endonezya ayağı gibi bir şey oluyorlar. Aslında kabaca Toko'nun mevzusu bu. O yüzden siz Toko aldığınız zaman işte Toko'yu satamayacaksınız gibi bir şey olmaz. Kendi borsası da var zaten orada, USDT ile Pair de var. Binance'te zaten Toko'nun bir numaralı partneri. O yüzden borsalarda herhangi bir şey düşünmeye gerek yok. Şimdi birazcık daha detaylarına girip web sitesine geçmeden önce şurayı çok kısa özetliyorum. Sirkülasyon kaynağımızda bir problem var. Problem şu: hala yeni sirkülasyon sürekli kaynaklar dağılıyor. Grafikte konsolidasyonu henüz tamamlamamış, birazcık daha zamana ihtiyacı var. Borsalarda herhangi bir sıkıntı yok. Etiketlerde sadece token yazıyor. Detaylı bir şekilde etiketleri koymamışlar buraya. Birçok konuyla aslında bağlantılı proje buraya koyulabilirdi. GitHub'a geldiğiniz zaman öyle çok fazla bir kod görmeyeceksiniz proje için. Çünkü temel olarak Binance'in bir kopyası olarak ve Binance'in bir partneri olarak işe başladıktan sonra merkeziyetsizlik ve smart contract işlerine daha yeni yeni giriyorlar. O yüzden burada bir iki tane smart contract var sürekli güncellenen. Onun dışında çok ciddi bir GitHub altyapısı yok. Twitter'a tıklıyorum ve 300 küsür bir takipçi var burada. Bu Endonezya dilindeki Twitter, bir de İngilizce dilinde Twitter'ları var. Orada da bir 150 bin takipçi var. Ben onu takip ediyordum ama bilmiyorum şu anda nerede. Çok önemli değil. İkisinin toplamında 400K, 500K takipçi düşünebiliriz ve bunların birçoğu organik. Beğenme sayısına ve tekrar paylaşma sayısına falan bakarsanız organik değilmiş gibi görünüyor ama aslında organik. Bu kadar takipçi şundan kaynaklı: Toko Crypto Binance'te ICO yaptı, ICO yaptı. Orada bir çok büyük bir furya oluştu. Çok fazla kişi takip etmeye başladı. O dönemin etkisinden sonra çok fazla takipçiyle yola devam ediyor. Ve Endonezya'da 270 milyon nüfus var. Endonezya kriptoya bağlandıkça bu takipçi de hızla artmaya devam edecektir. Twitter'ı takip ederseniz zaten burn mesajlarının çok olduğunu göreceksiniz. Olabildiğince biz toplam kaynağımızı azaltıyoruz, burn ediyoruz gibi açıklamalar var. Onun dışında NFT'ye, Jeffy'ye, Defi'ye çok fazla bulaşmışlar zaten. Takip edebilirsiniz. Projeyle ilgileniyorsanız bu projenin en büyük gücü şu anda Twitter ve Binance. Onun dışındaki alanlarda daha yeni yeni gelişiyor. Explorer'a bir daha bakmayacağız. İki tane web sitesi var. Onlar da zaten açık. Onları hemen kontrol edelim. Şimdi birinci site bu. Tıkladığımızda açılan site burasıydı. Burayı detaylı bir şekilde kurcalamayacağım. Çünkü burası zaten Binance'in bir klonu. Biraz basitleştirilmiş hali. Yani Binance'in içerisindeki her şey burada yok. Ama Binance'in çekirdeği sistemi var. Zaten şurada solda üstte Powered by Binance yazıyor. Biraz aşağı gelirseniz burada borsa, merkeziyetli borsa. Herhangi bir şey tıklarsanız BNB'de ikinci sırada zaten burada gördüğünüz gibi. Binance'in arayüzünün bir çekirdek halini burada görebilirsiniz. Kapatıyorum burayı. TKO'nun birazcık daha detaylarını inceleyeceğimiz asıl yer burası. White paper'ına bakmıyoruz. Light paper var. Yeni bir white paper hazırlıyorlar. Bu şu anki white paper'ları sıradan normal bir white paper. Biraz aşağı geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir numaralı Endonezya'da gelişen borsayız diyorlar. %200 community çok hızlı artıyor. İşte 20x artıyor ve bu vizyonumuz, misyonumuz, her şeyimiz hoştur, güzeldir. Bunları aşağıya doğru çekiyorum. Bizi asıl ilgilendiren yer burası.
TKO'nun aslında neler olduğu ve hangi alanlarda geliştiğini görebileceğimiz yegane ekran burası. 1. Exchange Platform Token. Burada söylediği şey borsanın kendi token'ı. Borsanın kendi token'ı olması Toko Kripto'nun kendine ait Binance'in klonu olan borsada siz TKO elinize tuttuğunuz zaman tıpkı Binance'te BNB tuttuğunuzda elde ettiğiniz avantajları elde edebiliyorsunuz. Birinci fonksiyonu bu. İkinci fonksiyonu CeFi, merkeziyetli finans. Bu merkeziyetli finans dediğimiz şey şu. Binance kendi üzerinde, merkeziyetli borsasının üzerinde bir sürü özelliği var biliyorsunuz. Stake yapabiliyorsunuz, ne bileyim borç alabiliyorsunuz, margin girebiliyorsunuz, işte kaldıraç yapabiliyorsunuz falan filan. Bunlara merkeziyetli finans deniyor. Toko Kripto'nun kendi borsasında da bunların bazıları var ve olmayanlar da şu anda gün be gün aktif edilmeye çalışılıyor. Decentralized Finance'de bu konuların hepsinin merkeziyetsiz ortamda yapılması. Tabii TKO bu konuda birazcık yolun başında. Çünkü kendi blockchain'de yapmıyor zaten. Binance Smart Chain üzerinde yapacak. Ama belli başlı şeyleri yapmış ve ilerliyor. Şu an detaylarına girip tek tek buradan bunu tıklayacağız, buradan bunu yaparsanız yapabiliyorsunuz diye anlatmayacağım. Twitter'ını takip ederseniz orada görebilirsiniz. Farming Pools dediğimiz siz TKO'yu stake edebiliyorsunuz. Burada bahsettiği asıl şey şu bu. Sayfayı böyle en aşağı çekip burada FAQ var. Biraz daha yukarıda şurada FAQ var. Oraları girip okursanız nasıl stake edeceğiniz, işte bu konu hakkındaki bazı detaylı açıklamalar var. Tokomol var. Tokomol yine TKO token'la yapılabilen NFT pazarı. Buna tıklayalım. Yan sekmede açılıyor zaten. Çok kısa bir bakalım. NFT pazarına ait de bir web siteleri var. Bu da o web sitesinin ilk sayfası nedir, ne değildir, son haberler, nasıl kullanılır onlar burada yazıyor. Detaylı girmiyorum. Sağ ön üstte bir marketplace var. Bu marketplace'te gördüğünüz üzere NFT'ler dizili. Burada kategoriler var. Kategori seçtiğiniz zaman o kategorideki NFT'leri görebiliyorsunuz. Herhangi birine tıkladığınız zaman onun satın alacağınız sayfaya geliyorsunuz. Buradaki butona bastığınız zaman da satın alma yönlendirilmiş oluyorsunuz. Burada 100 bin IDR yazıyor fiyat olarak. IDR dediği Indonesian Rupiah, yani Endonezya Rupisi. 100 bin IDR şu anda 3.47 TKO'ya denk geliyor diyor. Basarsanız TKO ile alıyorsunuz. Buradaki Endonezya Rupiası sadece sembolik olarak ne olduğunu, ne kadar Endonezya Rupisine denk geldiğini göstermek için. NFT pazarı böyle. Lending platform dediği bu da şu anda halihazırda ufak ufak çalışmaya başladı. Kendilerinin yaptığı sistem. Landing platformu tam olarak anlamak için yine bu YouTube kanalındaki Kava videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bir nevi borç alıyorsunuz, borç veriyorsunuz. Borç verdiğiniz zaman onun faizini alıyorsunuz. Bunları merkeziyetsiz ortamda veya merkezi ortamda yapabiliyorsunuz. TKO'da bu da var. World Class Infrastructure demiş bu. Dünya çapındaki altyapı bu. Kendi altyapıları değil, Binance Smart Chain'i kullanıyorlar. Ve burada onun açıklamalarını yazmışlar. İşte Binance Smart Chain zaten halihazırda dünya çapındaki bir altyapı. Biz de onun üzerine kurulduk ve ilerliyoruz diyorlar. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman ekibi burada görebilirsiniz. Ekibi eğer projeyle ilgileniyorsanız yakın markaja almanız lazım. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman community'nin linkleri var. Twitter, Telegram, VSVS. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman FAQ ve son linkler var. Buradaki linkleri de kurcalamayacağım. Söyleyeceğim tek şey uygulaması da var. Şuradan bastığınız zaman application'ı da indirebiliyorsunuz. Tıpkı Binance'in application'ı gibi onun yine bir çekirdek versiyonu kullanabiliyorsunuz. Daha fazla TKO ile web sitesinde söyleyeceğim bir şey yok. Zaten yukarıdaki linkler sayfanın kendisiydi. Kapatalım. Videoyu kapatmadan önce son yorumlarımı yapacağım TKO için. Evet, proje henüz, yani başladıktan sonra 6-7 aylık bir süreç geçmiş. O süreçte henüz sirkülasyon kaynağını sonuçlandıramamış. Sirkülasyon kaynağını sonuçlandıramadığının farkında olduğu için Twitter'dan haberlerini yayarak düzenli olarak burn yapan bir proje. Yani bir yandan sirkülasyon kaynağı artıyor, bir yandan toplam kaynak düşüyor. Yani proje her geçen gün bu işi biraz daha çözüme doğru götürüyor. Ha, grafiğimiz konsolidasyonunu tamamlamamış. Konsolidasyonunu tamamlamamış dediğim zaman daha önceki videolarda da ben sürekli söylüyorum. Kısaca bir açıklamasını yapayım. Bir proje konsolidasyonunu tamamladığı zaman, yani grafiği bir buçuk yıl aldıktan sonra, token da yeterince kişiye dağıldıktan sonra, yani sirkülasyon kaynağımız toplam kaynağa bayağı bir yaklaştıktan sonra piyasa artışa geçtiğinde çok ciddi artış yaşayabiliyor proje. O yüzden konsolidasyonu tamamlamış olmak önemli. Bu proje henüz konsolidasyonu tam tamamlamış diyemeyiz. Grafik çok tutarlı gitmiş. Yani bu konsolidasyonu tamamlamış gibi gösteren bir grafik ama sirkülasyonumuzda bir sıkıntı var. Onu hala çözmeye çalışıyorlar. O yüzden tamamlamamış
demek durumundayım. Borsalarla ilgili zaten hiçbir sıkıntısı yoktu. O konuyu konuştuk. Şimdi fiyat olarak bir yorum yapacağım. Daha önceki videolarda incelediğim projelerde fiyat olarak çok yorum yapmıyorum ama isteyenler oluyor. O yüzden söyleyeceğim. Şimdi toplam kaynak birazcık düşecek. Sirkülasyon kaynağı birazcık artacak. Sirkülasyon kaynağı arttı arttı 200 milyona geldi. Toplam kaynak da birazcık düştü. Düştü 400 milyona geldi. 200 milyon sirkülasyon kaynağı varken bu projenin fiyatı 2 dolar ise 400 milyon market cap'i olacak. Bu proje 400 milyon dolarlık market cap'i olması gereken bir proje mi? Söylüyorum, 400 milyon dolar bu proje için normal bir rakam. Yani hali hazırda zaten olması gereken bir rakam. Yani sirkülasyon kaynağı artsa bile 2 dolarda sabit kalması olası bir durum. Ha, ciddi bir ayı gelirse bilemeyiz neler olacağını. O ayrı bir konu. Daha sonra 200 milyon sirkülasyon kaynağı olduktan sonra bu fiyat yukarıya doğru çıkar mı, 10 dolara gider mi? Bu sorunun cevabı bu projenin ekibinin Binance'in sözünü doğru düzgün dinleyip dinlememesine bakıyor. Çünkü bu kanalda benim daha önce incelediğim videolarda, incelemesini yaptığım projelerde ben Binance'in bazı projelerini bastıra bastıra beğenmediğimi, sevmediğimi söyledim. Ama ben sevmesem bile artabilir dedim ve çok çılgın artışlar yaşayan projeler oldu. Toko da bunlardan biri olma potansiyeline sahip. Tek yapması gereken Binance'in sözünü dinleyerek yoluna bu şekilde devam etmesi ve platformuna katabildiği kadar katması. Yapması gereken tek şey bu. Benim bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Proje hakkında bildiklerimi doğru düzgün anlatmaya çalıştım. Bu projede benim bu anlattıklarımdan daha fazlası var. Eğer siz projenin komünitesinden biriyseniz ve daha fazlasını biliyorsanız onları anlatmamış olmamın sebebi ben burada sadece yapabildiğim temel analizi yapıyorum. Daha ötesine ilerlemiyorum. Bildiğiniz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.